çok yaptığım projelerle ilgili Tabii ki. şeyleri orada paylaşıyorum. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Lütfen, Onu chatimiz yazayım hemen sever şuraya. böyle şeylere. Bak at at diyor. Efendim, ben o zaman Nevele'ye attıysanız linki başlıyorum. Bulunduğunuz ülkeye hangi vesileyle gittiniz efendim? Ne oldu da Güney Kore, Olaf Esad'ın Sesopso ne oluyor yani? Buraya benim gelme amacım aslında projemi satmak ve kendi şirketimi açmak için geldim buraya tamamen. Türkiye'de yapmaya çalıştığım bir proje vardı üzerinde çalıştığım ama türlü sebeplerden dolayı gerçekleştiremedim. Güney Kore'de bu projeyi yapabileceğim aslında hani belki en iyi 3 ülkeden bir tanesiydi. O yüzden de Güney Kore'ye geldim. Tamamen hani iş odaklı kendi Böleceğim abi. hayallerimin Linki peşinden atmamışsın. koştum. Linki atalım abi. Şey çete attım yanlış atmış olabilirim. Ne, Şey ne mesajlardan buradan atayım bir saniye. Discord'dan mesaj olarak Nevele'ye atarsan o konuştuğumuz süre boyunca da döndürebilir. Tamam öyle yaptım şimdi. Sana da faydamız olacaksa bu şekilde olsun. Bu proje neydi diye sormamıza izin var mı? Gerçekleşti mi yoksa hala bir sır mı? Hafif bir şekilde bahsedebilirim çünkü daha patentine bu ay başvuracağım. Hani patent başvuru aşaması bu ay gerçekleşecek. O yüzden çok fazla bahsedemiyorum, konuşamıyorum ne kadar istesem de. Ne işte uğraşıyoruz Eğitim hocam üzerine, biz? Eğitim. eğitim Tamam. ve teknoloji üzerine bir proje. Linguist miyiz peki? Evet, ben dil bilimciyim. Dil bilim okudum. İngiliz dil bilim mezunuyum. Ve bütün hayatım boyunca da dil ve dil projeleri üzerine çalıştım. O yüzden de Çok özeniyorum sana. bilmiyorum. Kendimi dil bilimci olarak da tanımlıyorum aynı zamanda. Abi sana çok özeniyorum. Çok ciddiyim. Bak şaka yok. Çok özeniyorum. Yemin Teşekkür ediyorum ederim. yani bu işi yapmasaydım dillerle ilgili bir şey yapmayı çok isterdim. Çünkü çok seviyorum ben de. Aşırı seviyorum, çok seviyorum. Acayip özeniyorum. Mükemmel bir yerdesin abi. Peki Teşekkür ederim. nasıl gittin bu vize ne oldu? Hani işmiş yok ortada. Nasıl vize aldın? Oturuyor musun? Oturma iznin var mı? Bu konularda bizi aydınlatırsan seviniriz. Şimdi bu durumda ben bütün her şeyi kendim halletmek zorunda kaldım. Biraz hani nasıl bir aracı bir firma olmadı veya buraya okumaya gelmedim veya beni bir şirket burada işe almadı. Ben her şeyi o yüzden birebir kendim halletmek zorunda En kaldım. sevdiğimiz. Özellikle bu gümrük diyorum ya, göçmenlik bürosuyla falan kendim gidip birebir konuşmak zorunda kaldım ve bu sayede birçok şeyi de görmüş oldum. Hani normalde insanların karşılaşmadığı böyle birkaç belki Güney Kore'nin iç yüzü diyebileceğimiz şeyleri gördüm. Şimdi ilk Bürokrasisine başta düştün mesela mü şuradan yani? başlayayım. Ben buraya gelmeden önce bir yıl boyunca Türkiye'deyken internet üzerine remote olarak bir Güney Koreli firmayla zaten çalışıyordum. Bu bana özellikle Güney Kore'de araştırma yaparken, market research yaparken çok katkıda bulundu. Sonra da ben en nihayetinde buraya gelmeye karar verdiğimde pılım pırtım topladım, buraya geldim. Şirketlerle konuşmaya başladım. İşte mailler attım, gerekiyorsa gittim old school binadan içeri girdim. LinkedIn'den oranın müdürü kimse onu buldum. O adamla görüşmek istediğimi söyledim falan. Bayağı bir hikaye çırpındım. Ve Abi bir en dakika. sonunda da birkaç Yani firmayla. mesela Güney Kore gibi bir yerde bu yaptığın cold call gibi böyle taktiğe girmeler, adamı bulmalar falan nasıl bir tepki aldı? Yani çünkü yani sosyal yaşam olarak pek bizim gibi değiller. Hani bizde olsa böyle bir şey hoşuna bile gidebilir adamın ama Güney Kore'de nasıl bir tepki aldı bu? Ben daha çok hani küçük ve orta çaplı şirketlere gittiğim için onlar hani çok yadırgamadılar. Hani büyük şirketler olsa evet mesela hani Okay. Samsung'a bunu yapamazsınız veya LG'ye gidip bunu yapamazsınız ama küçük ve orta çaplı şirketlerde bu aynı zamanda şunu da doğru ya bu insan gelmiş işte beni bulmuş araştırmasını yapmış ve biraz o şeyi yakalıyorlar. Hissi yakalıyorlar sizin hani gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştığınız hissini yakalıyorlar. O yüzden aslında hani olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım. Ama Güzel. dediğin gibi cold call olsun, işte spam e-mail atmak olsun her yolu denedim buradaki şirketlerle irtibat kurmak için. Ve kurabildim de. Hatta bu irtibat kurduğum şirketlerin birkaçıyla toplantılar yaptık. Ve bir tanesi de benim projemle çok ilgilendi. Ve beni ve projeyi almak istediler ki tamam hemen seni işe alalım. İşte anlaşmaları imza aldık. Ben tabii ne kadar mutluyum orada. Tamam her şeyi hallettik diyorum böyle. Hani Bunlar olurken turist bütün vizesi misin sen hala abi?
Tabii ben turist vizesiyle geldim. Bir yandan da Anladım. tatil yapıyorum. Bir ay falan tatil yaptım zaten. Dedim ki yani onu da Devamı. hak ettiğimi düşündüm. Bir ay tatille yaptım buradayken. Ya bu prosedürleri devamlı soracağım çünkü insanların merak ettiği şeyler de bu yani. Nasıl gitti, ne oldu, nasıl kaldı, ne yapıyor? Evet, devam edelim hocam. Aynen turist vizesiyle geldim. Bir ay ilk geldiğim bir ayda tatil yaptım tamamen. Diğer 2 ay boyunca bunlara odaklandım. Sonra bu şirket beni işe almakta isteyince bir şirkette bulunca geriye tek kalan şey çalışma vizesi. Yani artık çalışma vizesini alıp normal sıradan bir çalışan olarak hayatıma devam etmem gerekiyordu. Hemen göçmenlikle temasa geçtik. Gerekli belgeleri sorduk, öğrendik. Belgeleri hazırladık, teslim ettik ve 4 hafta bekledik. Bu 4 hafta bekledikten sonra göçmenlikten bir telefon geldi. Dediler ki biz size vize veremiyoruz. Biz tabii panik telaş, ne oldu? Niye hani belge mi eksik falan, hemen apar topar gittik göçmenlik bürosuna konuşmaya çalıştık. Dediler ki işte sen işte Türk olduğun için sana bu vizeyi veremiyoruz. Allah Allah. Şimdi orada bir de arada da şey de var. Hani hem Koreli bir bizim şirket de var hem de çevirmen de var benim de anlamamı sağlamak için. Koreceden İngilizceye çeviri yapıyor. Ondan sonra ben orada hatta soruyorum ya emin misiniz ya böyle hani Türk olduğum için diye bir sebep olabilir mi yani böyle bir hani başka bir şey anlamadığımız bir nokta mı var biraz izah edin falan. Sonradan adamların derdi anlaşıldı. Anglo-Sakson bir insan olmadığım için hani Türk olduğum için değil de yani bu sırf ben Türk olduğum için vermemekten ziyade Anglo-Sakson bir insan olmadığım için yani işte bir Amerikalı veya işte bir Kanadalı veya atıyorum bir Avustralyalı olmadığım için bu alanda bir de ben özellikle eğitim alanında bir proje geliştirdiğim için uygun görmediler. Dediler ki hani biz uygun görmüyoruz. Allah Sebebi Allah. de işte pasaportunun rengi yanlış. İstiyorsan bir dahaki hayatta tekrar dene. Yani Abi tipim konuşmalar Angola Sakson deseydin. Yani Almanya'ya gitsen mesela ben sırıtmam deseydin. tamamen O işlemedi mi? ya şeyde işler. Böyle sosyal hayatta işler de hani orada sadece pasaportun rengine bakıyorlar. Bakıyor pasaportun rengine üstüne. Diyor tamam sen Amerikalı değilsin. Yapacak bir şey yok. Ülkene geri dön. Göçmenlik tamamen bu tarz şey yaptı. Nasıl diyeyim? Davrandı. Biz hatta ondan sonra bir avukat da tuttuk. Bu göçmenlikle kanununda uzman olan diyelim bir avukat da tuttuk. O avukatın bize söylediği de çok daha farklıydı. Dedi ki bu olay genelde çok çok oluyor. Zaten sık sık oluyor. Bizim önerimiz işte Seul dışından bir şehirden gidin vize almaya çalışın. Onlar biraz daha ayrım şey yardımcı. Daha az ayrımcılık yapıyorlar. Veya işte atıyorum kağıt üzerinde müfredat uzmanı olarak değil de işte Türkçe öğretmeni olarak alın. İşte kağıt üzerinde isim değiştirin. İşte şey anlatıyor bize. Loophole'lardan bahsediyor. Evet, Nereden? bir workaround açtı sana, oradan görürsün diyor. Beni işe almak isteyen şirket, yani projeyi seven şirket de başka bir startup şirketiydi. Daha böyle 4-5 yılın yerini tamamlamış. Onlar da riske girmek istemediler. Dediler ki yok hayır biz öyle bir şeyler yapmak istemiyoruz. Olmuyorsa olmasın. Çünkü zaten hani bu onların iş ilanı açıp buldukları bir iş de değildi. Ben hani gittim projeyi onlara sattım ve o yüzden de hani en ufak bir pürüzde adamlar şey yaptılar. Yani zaten kendi aradıkları bir şey değildi. Benim onlara sattığım bir projeydi. Geri çekildiler. Öyle olunca da ben B planına geçtim. Benim B planım da şeydi, eğer hiç bir şirket bulamazsam bu projeyi yapacak, kendi startup'ımı kendim kurup, kendi şirketimi açıp kendim yaparım. Benim en son diyelim hani belki C planım buydu. Ben de o şekilde bir şeyler yapmaya başladım. Mesela bu konuda özellikle yurt dışında kendi şirketini, mesela Güney Kore'de kendi şirketini kurabilecekleri aslında kurabilecekleri insanlar aslında güzel bir tüyo verebilirim. Güney Kore bu anlamda yabancılara yardım ediyor. Eğer sizin mesela iyi Para bir gelecek sonuçta ülkeye. aynen iyi bir mesela business idea'nız varsa, işte iş fikriniz varsa şey yapıyorsunuz. Güney Kore burada size mesela ücretsiz kurs veriyor ve bu kurslarda şey anlatıyor size. Ama bunlar tabii ki hepsi İngilizce. İşte buradaki vergi kanunlarını anlatıyor. Buradaki işte labor law, çalışma kanunlarını anlatıyor. Bu kursları alırken de size geçici bir startup vizesi veriyor. Benim mesela şu an
sahip olduğum vize startup kurma vizesi diye geçiyor. Daha tam startup vizesi de değil. Bu kursları aldıktan sonra da patent başvurunuzu yapıp şirketinizi kurduğunuzda da size startup vizesi veriyor. Yani diyor ki artık sen şirket sahibisin. Sen işte CEO'sun diye vizeni Şirketin veriyor. olduğu Ondan sonra yerinde da sana ayrı bir hani şirket sahibi vizesi tanıdılar. Çok güzel. evet. Şu anda benim olduğum tam da noktada burası. İşte şirketimi bu 2 ay içerisinde kurup faal olarak işlere başlayacağım. Çok güzel abi. Abi sen peki beni mi izliyorsun? Efendim? Ha, ya şey, özellikle Kore'ye gelmeden önce takip ediyordum her gün özellikle ama Kore'de şimdi tabii saat saat farkından farkı falan dolayı filan. Bayan maalesef üstüne. şey, biraz takipte azaldı diyebilirim yani. Kaçırdığım zamanlar Doğrudur. çok oluyor artık. O kadar koşturmaca bilmem ne falan filan. 12 yaş için bayağı şey başarmışsın. İyi. Peki yaşam standartları Evet. nasıl abi Kore'de? Yaşam standartları aslında çoğu ülkeye nazaran özel ama şahsi bir şey yani kişisel görüşümle söyleyeceğim. Benim için çok iyi. Neden çok iyi? 24 saat açık bir sürü yer var. Mesela marketler 24 saat açık. Seul Atıyorum. ölmeyen bir şehir zaten, değil mi? Evet. Yani ve bizim tayfayı düşünün. Hani bu geceleri sabahlayan tayfayı düşünün. Acıktığınız zaman çıkıp istediğinizi yiyip geri eve dönüyorsunuz. 24 saat yemek siparişi verebildiğiniz bir sürü yer var. Hani bu açıdan bilmiyorum biraz gece uyumayanlar için bir cennet bir ülke. Hani onu diyebilirim. Evet. Parası değerli. Yani mesela benim hoşuma giden noktalardan biri PlayStation 4 almak istiyorsanız mesela 3 maaş vermenize gerek yok. 400 lira gibi para verip alıyorsunuz. Yani asgari ücretle bile çalışıyor olsanız paranızı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani araba dahi alabilme imkanınız var o parayla. Hani o açıdan Abi zaten refah kendi arabaları yüksek. olduğu için yani pek sorun değildir herhalde orada araba almak. Yani yanlışlıkla Aa, şey o alırsın. konuda şeyler vergileri biraz yüksek. Kendi ürünlerinde çok vergi var. Neden Mesela bilmiyorum bir Kia ama almak istesem Kore'de vergisi yüksek mi? tabii yüksek, vergisi yüksek. Ama Türkiye kadar değil. Yani bir ÖTV'nin ÖTV'si işte bilmem nesi yok. He, anladım. Evet. Alırken bir tane de devlet almıyorsun yani. Alıyorsun. Evet. Yani üçte biri kadar da tamam, okey, mantıklı. PlayStation ucuz olur arkadaşlar. Adam komşudan alıyor PlayStation'ı, yan tarafta direkt. Yani ver lan bir PlayStation dese. Çok iyi abi. Sonra eğitim ve sağlık iyi. Mesela bu çok zor oldu diğer insanlarda bugün. Sağlık konusunda yani Türkiye'den belki mesela bir seviye üstte. Türkiye gibi böyle herkesi kapsayan bir genel sağlık sigortaları var. O yüzden nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın çok az bir ücret ödeyip işinizi gidip yani muayenenizi oluyorsunuz, ameliyatınızı geçiriyorsunuz. Aynı şeyden yabancılar da faydalanabiliyor. Ben mesela şu an Güney Kore'nin sağlık sigortası kapsamındayım. Aylık işte atıyorum 50, 100, 150 lira arasında bu gelire göre değişen bir miktar. Ücret ödeyip tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyorum ben de her şeyden. Bu korona olayını çok güzel yönettiler bu krizi. O dönemden biraz tecrübeni aktarır mısın? Mesela yolda yürürken yanlışlıkla korona testi yaptırıp eve gitmeler falan, böyle her şeyin çok kolay olması, çok iyi olması. Bu doğru mu yani? Böyle mi yaşandı gerçekten? Şimdi bu durumu anlayabilmek için iki şeyden bahsetmek gerekiyor. Bir, daha önce Güney Kore buna benzer iki durum yaşadı zaten. Oradan gelen bir tecrübeleri var. Evet. Bu özellikle Mars virüsünden zaman SARS'tı galiba hatırlayamadım tam. MERS ve SARS virüsünden dolayı adamlar bir aksiyon planı hazırlamışlar önceden zaten. Evet, yani bu üçüncü defa sanki yani benzer bir durum yaşıyor gibiler. İkincisi de burada mesela maske endüstrisi diyelim yıllardır var. Ben buraya 1,5 yıl önce geldim. İlk geldiğim zamanlarda da maske taktığım zamanlar oldu. Hava kirliliği yüzünden. O yüzden böyle maske bulamama gibi bir sıkıntı yaşamadı Kore. Veya Güney Kore direkt otomatik herkese maske dağıtmaya başladı. Otomatik veya hemen şeyler kurdular. İşte check-up sistemleri kurdular. Zaten daha önceden kurdukları sistemleri diğer hastalıklar için update edip tekrar geçirdiler. Bir de Güney Kore'nin insanı devleti dinleyen bir yapıya sahip. Hani devlet dışarı çıkma diyorsa çıkmıyor.
veya işte dele şu yasak diyorsa çoğunluk genelde tamam diyor, yapmıyor. Hani şey yapmadan mesela işte hadi ülkeyi şehri kapatıyoruz demesine gerek kalmadan insanlar zaten kendilerini eve kapatıyorlar. Çok iyi Bu da çok ya. engelledi yayılmasını. İnsanlar direkt şey yaptılar, kendilerini eve kapattılar, dikkatli davrandılar falan. O yüzden yayılmayı anında kestiler. Çok güzel abi. Ben mesela yayından önce köpeğimi gezdirmeye çıkardım. Sokağa çıkma yasağı var biliyorsun Türkiye'de. Köpek sahiplerine evlerinin yakınlarında köpeklerini gezdirmeleri serbest. Biz günde iki kez çıkıyoruz. Alfred'i Mesela onu çıkardım. yapmaya gerek kalmadı Güney Kore'de. Yani Güney Kore Değil demek mi? istediğim o, insanlar direkt otomatik olarak yapmaları gereken şeyleri yaptılar. İşte ben çıktım iki tane dayı gördüm demleniyorlardı. Bizim oradaki parkta. Şimdi Ben... burada da var. O kadar da değil. Burada da o Neden? dayılardan var. Yani o kadar da farklı değil. Gene hiçbir şeye kulak asmayan yaşlı amcalar, teyzeler var burada da. Eyvallah. Peki hocam. Orada Türkler nasıl takılıyorlar? Türklerle karşılaştın mı? Türk ortamın var mı? Türk bubble'ın var mı böyle bir? Şimdi bu çok riskli bir konu, özellikle Güney Kore'de. Ben buraya ilk geldiğimde mesela birkaç tane böyle Türk Kültür Merkezi adında veya işte böyle Türk restoranı adında yerlere gittim. Böyle internetten bulmuştum onları, zaten böyle Facebook sayfaları falan Allah, ben vardı. nereye gittiğini anladım şu an. Anlat abi, ben anladım şu an. Evet. İşte şey falan böyle işte Turkish Brunch tarzı mesela bir aktivitesi var. Orada hatta Koreli arkadaşlarımı da görüyordum. Aa işte gidelim simit yiyelim, çay içelim falan. Bir iki defa öyle gittim. Kebapçıya falan da gittim. Sonra ben burada kendim iş falan yapmaya çalıştığım için elçilikle de çok gidip konuşuyorum. Ve buradaki aynı zamanda diğer Türk devlet kurumlarıyla da bağlantım Tabii var. ki. Sonra onlardan dediler ki ya oralar dört harfli. Oraları bir şey yapma. Hani Hı. Anladım ben, çok anladım. önermiyoruz. Bir de yani özellikle kendim yani şirket kurmaya çalışan bir insan olarak bir yerden fotoğrafım falan çıksa daha sonra da insanlara da anlatamam yani oraya sadece yemek yemeye gittin falan diyemezsin. Kimse yemez Mesela onları. sen kebap yemeye gidiyorsun. Bir anda arkaya bir fon açıp önüne maklubeyi devirip bir fotoğraf çekseler bitti yani. Bittim. Yani o kariyerim bitti yani. Anlatamam insanlara yani. Evet abi. Diğer Çok sinirlerim kısım bozuldu. Evet. benim tanışabildiğim işte elçilik çalışanları ve mesela Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışan işte Türkiye işte devleti tarafından atanmış kişiler ve işte birkaç tane arkadaşım var zaten ben Türkiye'deyken hani Güney Kore'ye gelen, onlarla tanışabildim, onlarla şey yaptım. Genelde burada üçe ayrılıyor işte, bir ilk grup, bir devlet grubu, bir de üçüncü grup benim gibi kendi halinde bir şeyler yapmaya Expatlar. çalışan insanlar. Evet. İşte öğrenciler, işte mezun olmuş, bundan sonra Kore'de kalmaya karar vermiş gibi. Ama eğer şey açısından soruyorsanız, iş güç açısından burada insanlar ne yapıyor diye. Burada Türklere iş iki şekilde var. Bir ya işte kebapçı olacaksın, dondurmacı olacaksın. Ya da call center, yani çağrı merkezinde veya bir atıyorum Türkçe medya basın ajansı diyeceğim. Bir tane bulabileyim ondan da. Ondan da çok yok. Hı. Yani şey açısından maalesef şey diyemeyeceğim. Yani burada gelin iş bulursunuz veya burada Türk arayan çok firma var diyemeyeceğim. Çok 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 az kişiyle tanıştım. Hı. Burada özellikle Türk olup burada iş bulmuş olan. Anladım. Peki hocam, Türklere bakış açısı nasıl insanların? Yani sen tanıştığında birine merhaba, ben Serkan. Aa Serkan, ben böyle bir isim hiç duymadım. Nerelisin? Türk'üm abi. Sonrasında nasıl devam ediyor konuşma? Dört tane klişe söz duyarsınız. Bir, işte kebabı çok seviyorum. Dondurmayı çok seviyorum. İstanbul çok güzel. Bir de eğer yaşlı bir insansa işte aa kardeş ülke falan tarzı bir şey Teşekkür ederiz duyarsınız. falan. Evet. Ama bu kadar. Yani bunun dışında sordukları soru mesela şu oluyor. Yani onların gözünde Türkiye işte çölde deveye binen
Orta Doğu Ya ülkesi. Kore'de de mi ya? Kore'de de mi? Yeter Evet. ya. İnsan bir Evet. araştırır kardeşim. Ya gelmişiz ülkenize sırt sırta savaştık. Orada da mı deveye biniyoruz? Yeter ben çok yoruldum ya. Yeter lan yeter. Ya Yeter. şimdi Abi yükseleceğim abi izninle yükseliyorum. İzninle yükseliyorum. ya Ey ben çok Kore! daha fazla yükseldim. Ey Kore! Yeter lan! Yayın boyunca bir kere yükselmedim ama artık. Yeter dayanamıyorum. Ulan Kore'de bile deveye mi biniyoruz? Çabi! Çabi! Beni iyi dinle. Kore'ye gider YouTuber olurum lan. Doğurdunuz lan bizi. Yeter! Kore'de bari deveye binmeyelim. Kore'de bari deveye binmeyelim ya. Ata bindik lan biz. Orta Asya'dan beri ata biniyoruz. Bir kere deveye binmişliğimiz yok. Puh! Aldım abi. Aldım abi. Tamam mıyız? Pardon abi özür dilerim. Böyle bazen bu programda sinirlerim yükselebiliyor. Çok çok erken sinirlendin ama daha benim diyeceklerimin yanı sıra yani çok erken sinirlendin öyle diyeyim. Evet, buyurun devam edelim. Burada mesela Güney Kore basınında Türkiye'ye olumlu bir şekilde yansıtılmaz. Yani insanların bu böyle bir mesin yani Türkiye'yi o şekilde görmesinin sebebi aslında Güney Kore basını işte bir batıdaki basın Türkiye'yi nasıl gösteriyorsa aynı şekilde gösteriyor. Yani bir Niye Amerika ya? Türkiye'yi nasıl gösteriyorsa Güney Kore de o şekilde gösteriyor. Yani hiçbir fark yok o Abi konuda. Korelilerin sevgilisi olan bir Türk çocuk vardı. Enis miydi neydi? Orada bir programa çıktı böyle yabancıların olduğu bir program. Korece falan konuşuyor. O dönem bir seviyorlardı bir bundan 5-6 yıl önce. O çocuğu bildin mi o çocuğu? Biliyorum. Biliyorsun değil mi? O dönem neydi Evet, o sonradan programın adı hatta neydi? olayları da çıktı. Summit bilmem ne. Ha onun bir olayları çıktı. Ne olayı çıktı onun? Bir olayları çıktı değil mi? Evet. Ya burada nedense Kore medyasına çıkan Türkler hep patlıyor yani. Bir yerden bir şeyler yapıyorlar hep. Yani bir O nereden kendilerini patladıydı? eğer aynı kişiden bahsediyorsak bir tane burada çok ünlü olan Enes'ti galiba Evet, yanılmıyorsam. evet. Abnormal Summit. Buydu programın adı. Chat'ten yazdılar. Evet. Evet bu şey yabancılarla beraber oldu. Şeyden patladı o. Kişisel hayatından dolayı burada işte yaşadığı işte kızlarla kadınlarla yaşadığı ilişkiden dolayı patladı. Peki. Hani o şekilde bir patlayış oldu. Evet, bak. Mesela şu şeyden örnek vereyim. Hani neden Batı medyasında ne varsa burada onu gösteriyorlar? Mesela geçenlerde biraz hafif siyasi politik olacak müsaade edersen. Tabii ki ya Kore'deki Batı etkisi, nüfuzu zaten yani çok tartışılacak bir şey değil. Güney Kore'de bu mevcut. Buyurun anlatın efendim. Bu Fırat Kalkanı operasyonu zamanında Evet. Batı'nın nasıl yansıttığını az çok biliyoruz hepimiz. Hani başlıkları Evet. böyle neler dendiğini Türkiye ile ilgili veya Türkiye'nin yapmaya çalıştığı ile ilgili böyle hatırlayabiliyoruz hepimiz. Evet. Aynısını alın, copy paste Kore medyasına koyun. Hiçbir fark yok. Hani Amerika o zaman ne diyorduysa Kore'de aynısını söylüyordu. Peki Mesela bu beni bu kadar ilgililer mi bu konuya? Mesela Kore gerçekten Orta Doğu'da ne olduğu konusunda ilgili mi insanlar? Ya da orada çok olay olmuyor diye bizi mi takip ediyorlar? Ben tam Kore'de tersi olsam mesela umurumda ilgili olmaz. olmadıkları için zaten Batı medyasını alıp kopyalayıp yapıştırıyorlar. Hani He. sıkıntı aslında oradan da kaynaklanıyor. Yani Türkiye veya Orta Doğu onların ilgi alanında olan bir ülke bile değil. Anladım. Yani Yani o çok yüzden de Türkiye'nin dedikleri yabancı basın ne anlatıyorsa onlar da o kadar biliyor. anladım. Yani onların gözünde şu an ben o zamanlar ne yazıldığını biliyorum. Böyle durduk yere Suriye'ye giren, tarayan falan bir ülke olarak mı görüyorlar bizi bu Evet, olayda? evet. Shit. Benim mesela o çok üzülmüştü. Onu ilk öğrendiğim zaman hani Kore Üzücü lan medyasının bu. hiç araştırma yani şeyi bile beklemiyorsunuz hani ya kardeş ülke işte bizi korur falan o düşünce dahi yok. Ama en azından bir objektif yaklaşmasını beklediğiniz bir tarafın bile öyle yaklaştığını görünce insan tabii biraz kalp kırıklığı yaşıyor. Mesela bir de onu söyleyeyim. Eğer Güney Kore'ye gelip böyle kardeş ülke bizi çok sevecekler falan havasında gelirseniz çok üzülürsünüz. Çok yani kalbiniz kırılır. Yani burada kimsenin umurunda değil Türk olduğunuz arkadaşlar. Hani buraya geldiğiniz zaman Türk'üm dediğinizde yani
Ya bunu da söylemek istemiyorum ama Türkiye şu an atıyorum savaştan kaçan Suriyeli Türkiye'de yaşayan insan nasıl bakıyorsa Güney Kore'de Türkiye'deki yaşayan yani Türkiye bir Türkiye öyle bakıyor. İstenmeyen göçmen Allah gözüyle Allah. bakıyor. Yani Kore'de bile böyle olması beni açıkçası şaşırttı yani. Şaşırttı. Yani hani pozitif olmasa bile en azından Kore'nin nötr bakması gerektiğini düşünürdüm ben. Hani pozitif, bak pozitif olmasını istemiyorum ama nötr bakıp lan burada ne oluyor diye bakabilmesi gerekirdi en azından Kore'nin. Niye böyle bir pozisyon almışlar? İlginç. İlginç yani. Şimdi o konuyla ilgili Türkiye'nin aleyhine yok lehine. Türkiye'nin avantajında bir şey söyleyeyim. Pozitif tarafını karıştırdım. Hangisini unuttum ya bir an. Lehine, evet. Bir şey söyleyeyim. Ben yani Türkiye'nin mesela Güney Kore'den kat kat önde olduğu bir konu var. Özellikle bunu gelip burada yaşayınca gördüğüm objektif olarak da tanımlayabildiğim, yani gözlemleyebildiğim bir şey var. Evet. Medeniyet. Türkiye, Güney Kore'ye nazaran kat kat daha önde, medeniyet anlamında çok daha önde bir ülke. Bu Medeniyetten ne mesela bunu görmek kastediyorsun? beni çok gururlandırdı. Medeniyetten neyi kastediyorsun mesela bu noktada? Mesela bir oyun örneği vereyim. Bir mesela Civilization oynadığımızı düşünelim. İşte atıyorum bir medeniyet bronz çağından altın çağına geçiyor mesela bir 100 yıl içerisinde. Bu çağ atladıktan sonra medeniyet de aynı şekilde işte düşünce tarzı, hareket tarzı o çağ o medeni şeye uyum sağlar genelde değil mi? Hani o şekilde bir insanı da seviye atlar. Mesela Türkiye özellikle kendi kategorisinde hatta ne bileyim üst kategorideki ülkelere göre hep önde olmuş, medeniyet anlamında önde olmuş ülkelerden biri. Ya mesela bu bizim işte kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülkelerden biri biziz. Yani bu çok büyük bir başarı insan hakları konusunda. Daha atıyorum Amerika'da veya atıyorum diğer Batı ülkelerinde kadının toplumda yeri hiç yokken Türkiye o konuda medeniyet anlamında iyi adımlar atabilmiş bir ülke. Ve ondan sonra da bu şekilde ilerleyebilmiş bir ülkeyiz. Mesela bunu Güney Kore'de bak nasıl söyleyeyim Güney Kore'yi kıyasladığınız zaman maalesef medeniyet anlamında biraz zorluk hani adapte olmakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Ya onlar çok Bunun arada en büyük kaldılar ama. Yani şöyle bir şey de var. evet. Mesela bizim sınıfta çok Koreli vardı ben Almanya'da Almanca kursu yaparken. Yarısı Hristiyan'dı. Yarısı değildi. Birisinin ismi gerçekten Kore kökenli bir ismi var. Öbürü geliyor benim adım Sara diyor mesela. Diyorum nasıl Sara amına koyayım sen Korelisin. Hani biraz asimile olmuş bir kısmı olamamış. Eski gelenekte devam eden kesim var. Geleneği sevmeyen kesim var. Yani öyle biraz arada derede savaştan çıkmışlar işte kopmuşlar falan filan biraz karışık yani. Ya aynen yani haklı sebepleri var. Ya bunun en büyük şeyi de 1950'de Kore Savaşı'ndan sonra 50 yıl içerisinde yani 2000'e kadar şöyle düşünün. 1950'de Güney Kore bronz çağında olduğunu düşünün. Hani böyle geride kalmış bir ülke olarak gözünüzde canlandırın. 50 yıl içerisinde uzay çağına geliyor ülke. Yani dışarıdan baktığınızda şu an özellikle çoğu açıdan çok 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 ileride Güney Kore. İşte teknoloji olsun, Evet. altyapı olsun. Hani uzay çağında. Ama bu değişiklik bir nesil içinde oluyor. Yani bir nesil içerisinde atlıyorlar bu değişikliğe. Hani insanı o yüzden bu yeni atıyorum 20, 21. yüzyıla adapte olmakta doğal olarak zorlanıyor. Mesela küçük bir örnek vereyim. Benim en çok gözüme çarpan burada. Mesela sokağa çıkıp yürüdüğünüzde mesela sağınızdan sonrasında insanlar geçiyor diyelim. Kim olduğu fark etmez. İşte plaza çalışanı olsun. Yaşlı bir amca olsun, genç üniversiteli çocuk olsun. Hepsi yere pat küt balgam atarak yürür. Böyle sokakta, işte plaza önünde, alışveriş merkezinin dışında, metro dışarısında böyle şey görürsünüz. Pat küt ne denir? Hani hiç umursamadan balgamını atar geçer. Veya gider duvara iş yer. Gecenin bir yarısı sokak ortasında insanların böyle yürüdüğü geçtiği bir yerde devam eder. Yani mesela böyle davranışları bir insandan bile görseniz Türkiye'de şey dersiniz ya bu ne ya falan ne yapıyorsun birader tarzında mesela bir şey yaparsınız bir davranışta bulunursunuz. Peki Yani şey Güney nasıl Kore'de oldu mesela bu abi? şey yaygın. Yani bir yandan
böyle bir kesim var Güney Kore'de. Bir yandan da süt gibi çocuklar var. BTS falan çıkıyor, dans ediyor. Chongum Jungum. Bir yandan bakıyorsun bütün dünya orayı izliyor. Oha falan diye. Bir yandan bakıyorsun Koreli bütün kızlar göz kapağı açtırma operasyonu yapıyor. Dünyadaki en çok estetik olan insan oranı Kore'de. Bunlar nasıl bir yandan o öyle o öyle nasıl oluyor baba? O biraz karışık değil mi? Güney Kore yani PR anlamında çok aşmış bir ülke. Yani kendilerini temsil etme, gösterme, kendi reklamlarını yapma anlamında çok ilerler ve çok iyiler. Özellikle bu bahsettiğin her şey tamamen özellikle buraya gelip veya buraya gelmeden internetten biraz araştırma yaptığın zaman şeyi fark ediyorsun. Bu internette veya YouTube'da gördüğün o grupların hepsi fabrikadan çıkmış, bayağı üretilmiş, tamamen para kazanma amaçlı ürünler. Tabii bununla Hani ilgili bir şey var. Yine aklıma gelmedi. Belgesel var. Netflix'te ne? izlemiştim sanırım. O BTS'in falan nasıl evrilip de buraya geldiğini falan anlatan bir belgesel var yani. Evet. Hani demek istediğim de bu. Hani Güney Kore kötü bir ülke değil. Yani burada benim amacım Güney Kore'yi kötülemek değil. Sadece yani dışarıdan görünenle buraya gelip karşılaştığınız çok farklı. Mesela Türkiye için tam tersi söz konusu. Mesela Türkiye genelde medyada, özellikle yurt dışındaki medyada kötülenen bir ülkedir. Hep böyle hep kötü haberler başlık yapılır. Hep kötü taraflar gösterilir ama bir insan Türkiye'ye geldiği zaman tam tersi bir hava yaşar. Hani Hep öyle Türkiye'ye oluyor. gelip beğenip yani beğenmeyip dönen insan sayısı çok az. Ne kadar Evet. insan Türkiye'ye gidiyorsa yurt dışından özellikle yabancı herkes bayılıyor. Çünkü Evet, tam bu tersi doğru. bir etki var. Bu doğru. Şimdi burada da bana olan o oldu. Ben dışarıdan özellikle araştırmamla gördüğüm her şey inanılmaz pozitifti. Buraya geldim. Ne kadar şey varsa, ne kadar böyle negatif olay varsa benim başıma geldi. Bir de kendim birebir halletmeye çalıştığım için her şeyi. Ve şeye kaldım biraz. Hani hep ortada kaldım. Güney Kore'yi değerlendirirken. Anladım hocam. Güzel. Peki son olarak bir tane komik hikayen varsa alalım. Var ama şimdi hikayede başka insanlar da var. O yüzden onları ifşa etmeden anlatmaya çalışacağım. Bu insanlar Tamam. daha sonradan burada ünlü falan da oldular çünkü. Güney Kore'ye gelmeden önce ben Ankara'dayken, Ankaralıyım bu arada. Ankara'dayken biriyle tanıştım ben burada. Ankara'ya bir etkinliğe gelen Güney Koreli bir müzisyenle tanıştım. Ha. Ona dedim ki işte yazın geleceğim. İşte gel bir mesaj atarım. Takılırız. İşte Instagram'ları falan değiştirdik. Sonra ben Güney Kore'ye gelince de Seul'e gelince ona mesaj attım. Tamam dedi gel çıkalım ben seni gezdireceğim. Burada Itaewon diye bir yere gittik. Itaewon'da buranın işte yabancılarının en çok takıldığı bölge. Bütün işte Amerikalılar olsun işte atıyorum diğer Taksim. bütün Western işte Batılılar orada takılıyor. Gittik oraya. Biraz ilk önce oturduk, takıldık, konuştuk, hasret giderdik. Sonra orası da biraz şey böyle barlar sokağı gibi bir yer işte. Barlar var, diskotekler var, her şey var. Dedi ki ben sana tek tek en güzel yerleri gezdireceğim. O sırada sana da Korece öğreteceğim biraz. Tamam dedik. Çıktık. İşte aldık bir aldık ne bileyim bir şey aldık içiyoruz. O da diyor ki bana bak diyor şurada bir tane kız var diyor ona git diyor. Tam işte Türk mantığı yani hiçbir değişiklik yok. Git ona şunu de. Git ona şöyle de. Ondan sonra ben zaten yanına geleceğim. Bir de çat pat Korecem olduğu için tamam dedim. Öyle öyle gidip gidip işte farklı farklı saçma sapan mekanlarda işte kızlarla tanışıyoruz. Ama her seferinde hani beni gönderdikten sonra hep utana bozuna geliyor. Yani böyle sanki bir şeyden çekiniyormuş gibi geliyor yanımıza benim arkadaşım da. Hani ben de şüphelendim bir durum var. Yani bu eleman neden şey yapıyor? Konuşmak istemiyor. Yani bir sıkıntı var. En sonunda neyse böyle devam etti. En sonunda bizimki bir tane kızı beğendi. Yani artık niye beğendi bilmiyorum ama bir tane kızı beğendi. Dedi ki biz bu kızlarla başka mekana gidelim. İyi tamam falan dedik. Başka mekana gittik. Oturduk orada içiyoruz. Sonra bu kız bunun beğendiği kız dedi ki ya ben seni bir yerden tanıyorum. Ya sen tanıdık geliyorsun falan. Sana mı Dedim, diyor, Allah çocuğa mı Allah falan diyor? nasıl çocuğa diyor bana değil çocuğa diyor ya Ha. ben tanıdım ya seni falan filan. Sonra ben de dedim ki
Ya dedim şey müzisyen, artist oradan mı tanıyorsun falan. Bir tane grupta falan şarkıcıydı bu falan dedim. Çocuk meğersem o şarkıcı olduğu grup bir tane eskiden ünlü olan bir K-pop grubuymuş. Orada eleman bir tane 3 kişilik grupta şeymiş, artistmiş. Oradan tanıdı kız bunu. Çocuk da o yüzden gidip insanlarla tanışmak istemiyormuş. Beni tanırlar falan filan. İsmim çıkar, magazinde çıkarım falan filan diye durmadan beni gönderiyormuş falan böyle. Neyse ondan sonra içtik falan bir şey yaptık. Ben şey dedim. Herkesin kafası da biraz koptu. Bayağı içtiler. Ve ondan sonra bizimkini aldım götürdüm. Çünkü şeye doğru gidiyordu yol biraz. Hani kötüye doğru gidiyordu. Çocuk bir de hani ünlü münlü olunca benim başıma kalır. Sonra benle içti sıçtı. Benim başıma kalmasın diye ben çocuğu da aldım. Kızları taksiye bindirdik gönderdik. Biz de eve gittik ondan sonra. Vay anasını, K-popçu çıktı çocuk ha. Vay anasını. Ya ben müzisyen olduğunu biliyordum çocuğun sadece. Hani K-pop olduğunu o gün öğrendim ben de. Hani şeyden. Hemen internetten baktım, bir baktım. Eskiden popüler olan bir grubun şeymiş, üyesiymiş. Vay anasını. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Evet. ederiz. Bugünün son ülkesi Güney Kore'ydi. Eğer beğendiyseniz devamı gelir. Serkan Bey'in sitesi de geçiyor. Sana günaydın diyorum abi. Günaydın değil mi orada şu Evet, an? burada saat 7 oldu. Eyvallah. Günaydın abi. Görüşmek üzere diyorum. Başarılar diliyorum. Yapmak istediğin Teşekkür şeylerde. ederim, sağ ol. Görüşürüz hocam. Hoşça kal. Evet, Nevele'ye bağlanacağım. 7.61. Evet abi. 7.61 ile 7.61G ile bağlandım. Şu an Nevele'deyim. Nevele. Evet abi. Bugün hangi ülkelerin üstünden geçtik? Sydney'den geçtik, Avustralya'ya gittik. Sydney ülke değil, Avustralya. Evet. Evet, Avustralya'ya gittik. Çin'e Evet. gittik. Çin'e Güney Kore'ye gittik. gittik. Evet. Rusya'ya gittik. Kanada'ya gittik. Kanada.